Yani bu ülkenin gençlerine rock dinleyen, blues dinleyen gençlerine bir hizmet benim. Kendi kendime kendimi böyle görevlendirdim yani. Süper. Peki devam edecek mi? Vallahi sahne çok senin. Çok zor yani, şöyle sürekli yapamam zannetmiyorum yani böyle bir etkinliği. Çünkü yorucu, herkesle konuş, herkesle biliyorsun işte takip ettiğin ne kadar şey paylaştığımı. Evet. Ya bir de bunlar paylaşıldığı halleri, bir de paylaşmadan önce atıyorum sadece seninle yazışmamı düşün. Hı hı. Tamam mı? Bunu çarpı 20 gitarist, çarpı işte 100 öğrenci, 4-5 ön grup ya da 10 ön grup katılmıştır da 4'ünü seçmişizdir. Bütün bunların şeyi falan yani kafa gidiyor. Tek başına yapıyorsun. Tek başına yapıyorum. Şimdi başkası da yapamaz çünkü hani şarkılara bakacak, çocuk iyi çalıyor mu çalmıyor mu, hani bunu birini görevlendirip yapılabilecek bir şey değil bu. Bas çalıyor çocuk mesela. Bas göndermiş Gülpembe. Akordu yok mesela. Tamam mı? Diyorsun ki akordunu yap öyle çal. Gönderiyor akordunu yapıyor. Tamam bir daha. Şurası yanlış olmuş. Orayı bir daha çal. Onu gönderiyor bir daha çalıyor. Tamam diyorum seni alayım. Yok hocam ben gelemeyeceğim. Ya diyalog da bir de vakit kaybı oluyor yani. Tabii öyle bir şey oldu. Ama adam 20 kere video gönderdi. Dedim hadi alayım artık yani. Çok uğraştı çocuk çünkü. Yani çok da mükemmel çalmıyor ama hani çalıştırırız yaparız falan. Pro'ya gelmedi, ben gelemeyeceğim, sınavlarım vardı. Allah Allah ya. Çıkıp sahile bir dalgaları sesini böyle kulağını bir temizlemek. Tabii insanın başka şeylere de ihtiyacı var. Evet. Doğaya, sevgiye. Aynen falan. Oraya sadece gitar böyle sürekli çaka 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 çaka. Eskiden öyleydik ama. Gençken gitarı yani ısırmaya çalışıyorduk. Sadece şunu çalışıyorduk işte. Ya bu daha ne kadar doğru olabilirse işte ona çalışıyorduk tabii ki. Ama yani tabii ki sen bunları söylüyorsun ama sen yani 20-25 yıllık bir müzisyenlik geçmişinden sonra bunları söylüyorsun. Şimdi yeni başlayan arkadaşlar bundan gaza gelip böyle doğa sesi dinlemeye gitmesinler. Yani enstrümanlarını çalışsınlar. Tabii canım çalışacaklar. Çünkü bu yani insan hayatının tabii ki süreçleri var. Biz de enstrümana yeni başladığımız dönemlerde ben sokağa çıkmıyordum yani. Aynen, günde 5-6 saatimizi geçiriyordum. Ben 10 yani saat şimdi bunları konuşuyor olmamız başka bir durum. Şu an şeyi konuşmaya çalışıyorum. Çalışma çalışmama meselesi değil de şimdiden atıyorum mesela heavy metal seviyor diyelim ki. Heavy metal çalışacak. Tabii ki sevdiği şeyi çalacak. Ama şeyi de kafasında bir kenarda tutsun. Bu müzik yapıldı. Çok iyisi, en iyisi yapıldı. Tamam sen bunu ne Türkiye'de ne kadar yaparsan yap. Bunun bir yere ulaşma şansı çok yok. Saf haliyle. Yani gidip Megadeth sound'u, Metallica sound'uyla bunun bir yere ulaşma şansı yok. Yani kendini eğlendirirsin. Çalışsınlar yapsınlar. Kafaların bir kenarında ben buna ne katabilirim?